Arkadaşlar bugün bizim için manevi değeri olan bir saat ve bu saatin arkası kırılmış. Çok dandik bir plastikten yapılmış. Oraları çekmedim. Yani saati yapan kişi çok rezil olmasın diye. Şimdi biz bu saati yeniden modifiye yapacağız. Belki sizin için çok kayda değer bir saat olmayacak ama bizim için manevi değeri çok güzel. Çok kıymetli. O yüzden şöyle saati size bir göstereyim. Saatimizin en son hali bu şekildedir. Saat şuydu. İşte bunun burasına böyle düşünün. Şöyle bir saat. Bunun bir çerçevesi var. O şu an bende değil. O video bittikten sonra takmaya gittiğimizde inşallah o saat çerçevesiyle birlikte göstereceğiz. Bunun arkasında bir tane plastik vardı. Bu plastik çok dandik bir plastik olduğu için böyle hamur gibi oldu. Döküldü, kırıldı, mahvoldu, paramparça oldu. Atmaya kıyamadık. Şimdi bunu yeniden tasarlıyoruz. Şöyle bir tasarım yaptım. Şöyle bir çerçeve yaptım. Hepsi tek tek parçaların oynuyor. Hepsini istediğimiz şekilde boyayabiliriz. Şuralar vidalı bir şekilde değişik bir modifiye olacak. Bu da bir kapağı olacak. Direkt bunun üzerine boyama yapıp saati koyacağız. Bu çerçeveyi kaldıracağız. Bu çerçeve artık değişecek. Farklı bir çerçeve yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Şu anda bir parçasını işlemeye başladı. Yaklaşık kaç parçadan olacak? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 12 daha koy. 12 daha koydum mu? Kaç yapıyor? Hesaplayamadım. Şurada bir, şurada var. Yani o kadar parça, çok parçalı bir saat olacak. Yaklaşık 14-15 saatte bunun tamamı çıkacak. Montajıydı, cartıydı, cürtüydü. Bayağı uzun bir zaman alacak ama Allah'ın izniyle çok güzel olacağına ve değeceğine inanıyorum. Arkadaşlar şimdi bu parçadan yaklaşık 3 tane çıkacak. Bir tanesi 2 saat 36 dakikada çıkıyor. İlk parçayı verdik. Şu anda yavaş yavaş başladı. Toplamda herhalde bir 10-15 saatlik bir zaman içerisinde rahatlıkla çıkabileceğini düşünüyoruz. Bu arada yeni YouTube logomuz nasıl olmuş, güzel olmuş mu? Onu da değerlendirirseniz seviniriz. Evet, şu anda bir parçası çıktı. Bu parçanın aynısından tam 2 tane daha basılacak. 2,5 yaklaşık 5 saat sonra tamamlanacak. Şimdi bu parçayı çıkartarak bakalım kasaya. Az önce aslında denedim. Vida yerleri uyuyor mu diye, uyuyor ama şimdi o tam sağlam olduğu için bunu çıkartıp bunu takacağız. Bakalım vida yerlerimiz tam istediğimiz gibi uyuyor mu? Bak bunun vida yeri farklı. Biraz tümsek yükseklik olduğu için içi gözüksün diye tümsek var orada. Ne demek istediğimi şimdi anlamadınız ama birazdan anlatacağım inşallah. Arkadaşlar buradaki tümseğin anlamı vidanın üstüne geldiğinde şu şekilde. Görüyor musunuz? Üstüne geldiğinde şurasının biraz yüksek olması, yani vidanın aradaki olan şu boşluk, bak vida, görüyor musun? Tak, sıfıra sıfır. Nasıl üstüne biniyor, bak görüyor, bak diye giriyor. Yalnız bizim normal vidalarımız buraya biraz kısa olduğundan dolayı, şimdi şöyle göstereyim, kısa olduğundan dolayı, tutmadığından dolayı biz orijinal vidaları kullanmayacağız. Biz kendimiz daha önceden bizim fabrikamızda olan vidalarımız, bunları kullanacağız. Bunlar gayet güzel bir şekilde burada oluyor. Az önce denedim ben bunu. Çok güzel bir şekilde oturuyor. Bak buraya tık, çok güzel rahat bir şekilde oturuyor. Diğer vidamızda şuradan görebiliyor musunuz? Ölçüyü öyle bir çizmişim ki bak, tak tam böyle üstüne geliyor. Çizimde hiçbir hata yoktur. Rahat bir şekilde vidalar tam istediği yere oturuyor. Şuradaki tümsek saatin şeyleri birbirine değmemesi için yapıldığından dolayı arkasına da böyle bir tümsek yaptık. Tam istediğimiz gibi çizim olmuş. Vida deliklerimiz tam oturmuş. Şimdi 2 buraya, 2 de buraya olduğu zaman da bunu 3 parçaya bu şekilde çıkaracağız. Bakalım videonun sonunda nasıl bir şey çıkacak, ben de çok merak ederim. Kardeş. Değil mi kardeş? Evet, şöyle.
Çok tatlı bir şey. Yani YouTube Palamut TV yani. Evet, akşam ezanı okundu. Hava kararmaya başladı. Artık yavaş yavaş pencereleri kapatalım. Hala tüm hızıyla ikinci serimiz devam ediyor yapmakta ama hala bir türlü yapamadı. Ya bir an önce bitirin de işimiz cüzümüz var, hadi. Evet, şükürler olsun, uzun bir süreden sonra ne oldu? İkinci parçamız da çıktı. Şöyle bu parçayı da buradan alalım bakalım. Bunu alması biraz zor. Biraz soğuması lazım ama soğutmadan almaya çalışıyorum ki diğer parçayı da vereceğimiz için makinenin bir daha ısınmasına gerek kalmasın diye, ama bayağı uğraştırıyor. Arkadaş. Evet, ikinci parçayı da merak ediyorum. Ve ikinci parçada da şurada iki tane delik var. Buradan vidalanma olacak. Bu buralardan da vidalanma olacak. İçinden yuvarlağından da vidalanma olacak. Sona geldik mi göreceksiniz zaten ne kadar güzel olduğunu. Çünkü 2,5 saat sonra üçüncü parçamız çıkacak. Ve bağlantıları tamamladıktan sonra ortadaki sayılar, rakamlar, harfler, işte neyse zımbırtı, onları yapmaya devam edeceğiz. Şu anda saat 20.52. Bu gece herhalde muhtemelen buna çalışacağız. Bu video yaklaşık bir günden fazla sürdü. İnşallah izleyip beğenip yorumlarınızı atarsanız emeğimizin karşılığında belki YouTube'da abone sayımız 3-5 tane daha artmış olur. Teşekkür ederiz. Devam ediyoruz şu an. Şimdi aklıma bir fikir geldi. Böyle bir filament almıştım. Çok kaliteli, parlak ve mükemmel bir görüntüye sahip. Onu şu ortalarındaki olan parçalar ve rakamların altlarında olan yuvarlak parçalarda kullanacağım. Şimdi bu makinede bir basalım onu. Bakalım nasıl bir görüntüye sahip olacak. Bu makinede bize destek versin. Yoksa bu iş bitmeyecek bugün. Bu filament uz arasının filamenti olduğu için bunun bobini yok. Bu şekilde geliyor. Biz bunu sonra bobine koyuyoruz. Şimdi bunu bobine koyduk. İlk defa deneyeceğim. Bakalım kalitesi de görüldüğü gibi kaliteli mi? Evet, şükürler olsun. Büyük bir mücadelenin sonunda üçüncü parçamız da çıktı. Bu biraz soğusun, ondan sonra çıkartalım bunu. Acelemiz yok şu anda. Zaten saat kaç oldu? Saat oldu 11.30. Bu saatten sonra artık yarına kaldı bu işler. Evet, teknik bir hata, hala düzeltemedik. Şu anda bununla mücadele ediyoruz. O yüzden arkaları birleştirmek için yapmış olduğumuz bu parçaları burada çıkaracağız. Çok fazla sürmüyor. 9 dakika sürecek. Birleştirme parçası olacak. Diğer parça da çıktı şimdilik. Ha, böyle koydum onu. Birazdan o çıktıktan sonra parçaların hepsini birbirine birleştireceğiz. Bakalım son durum nasıl olacak. Evet, 3 tane parçamız çok kısa bir süre içerisinde çıktı. Keşke hepsi de böyle olsaymış. Tak diye çıksaymış. Bunları da şimdi aralara kullanacağım. Evet, şimdi bütün parçaları çıkardık. Şuradaki parçalar sabit dursun diye birbirine birleştireceğiz. Burada bunun kendi orijinal olan vidalarını kullanalım bakalım. Sığacak mı? Evet, şimdi 3 tane parçayı birbirine birleştirdik. Ortasına da bir parça gelecek. Buralarda güzel vidalandıktan sonra hem 3 parça olduğu halde vida deliklerinin hepsinin 0'a 0 olması mükemmel bir şey. Şimdi artık şu ortasındaki yuvarlak çıktı mı onu da taktık mı her taraftan merkezlenmiş olacak. Bence çok güzel oluyor. Bakalım ne çıkacak ortaya. Evet, yeni bir gün açtı, sabah oldu. Biz işlemlere başladık. Şu anda devam ediyoruz. Yapmış olduğumuz yuvarlakları hazırladık. Şu şekilde hepsini bir araya getirdik. Onların hepsini tek seferde basmak için attık curaya. İşlem devam ediyor. Yazıları da bir dahaki sonra da onları da beyazla basacağız. Bunları griyle basacağız. Böyle güzel gözüksün diye.
Kaç dakika sürecek? 2 saat. Şimdi zaten cuma vakti geliyor. Cuma'ya gideceğiz. Bu arada herkese hayırlı cumalar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, içini boyattık. İçi siyah bu şekilde. Dış çerçevesi de siyah olduğu için şimdi şunlar gri olacak. Farklı bir hal alacak. Bakalım. Devam ediyoruz şu anda. Evet, şöyle tam bitmedi ama daha şu yazılar takılacak. Şu ortası takıldıktan sonra bunlar takılacak. Bölme alanları olduğu için. Şimdi tekrarlıyorum. Bunu merak edenler vardı. Niye 3 parça yaptınız diye. Benim yazıcı 200 milime 200 milim yaptığı için bu da 350 milim olduğu için boyu sığmıyor. Sığmadığı için 3 parça yaptım. Yani aslında tek parça yapabilmiş olsaydım çok mükemmel bir şekilde olabilirdi. O yüzden 3 parça yaptık. Biraz uğraştırdı ama inşallah sonunda değecek. Daha önceden yapmıştık bunu ama çok yumuşak oldu. O yüzden vida taktığımızda yamulmalar oldu. Yeniden tasarladık. Biraz daha kalın yaptık. İçini böyle şuraya zımbırtı girsin diye bir yer yaptık. İnşallah bir daha taktığımızda bu şekilde olmayacak. Daha da güzel olacak. Bir de soğumasını bekliyoruz ki soğuduktan sonra yamulmadan düzgün bir şekilde çıksın diye. Evet, orta parçamızı da çıkardık. Şimdi dümdüz ve daha sert. Diğeri gibi yumuşak değil. 3 milim yaptım onu. Diğeri 1 milimdi. Şimdi montaja geçelim. Şimdi burada neden bu kadar çok vida koydun diye sorabilirsiniz. Çünkü her saat başına bir vida olduğu için bu şekilde olması gerekiyordu. Şimdi şu ortaları da takalım, bakalım işimize devam edelim. Arkadaşlar, çoğu bitti. Şimdi içindeki sadece rakamlar kaldı. Onları da hazırladık. Birazdan onları da bastık mı işlem tamamdır. Evet, saat olması için gerekli olan malzemeleri de şu anda taktık. Görüntü bu şekilde canavar gibi çalışıyor. Şimdi çerçevesi var, onu takacağız. Tabi numaralarını taktıktan sonra. Nasıl Hamza? Çok zormuş. Ha? Maşallah. Çok güzel. Gerçekten. Evet. Beğendin mi? Evet, bir gün daha akşam oldu. Şimdi üstüne şöyle bir çerçeve daha sonradan karar verdim. Çünkü neden böyle bir şey daha karar verdim? Böyle daha güzel olur diye. Rakamlar çıktı. Onları takacağız. O çerçeve de çıktı. Takacağız. Yine akşam oldu. İkinci gün. Ponçik. Ponçik. Şimdi bunu nasıl takıldığını en sonuncu da göstereceğim. Bunu da basacağım. Bunu bastıktan sonra bir tane daha basacağız. Onun takmayı da göstereceğim. Hem de düzgün bir çerçeve olmuş oldu. Bozulan makinemizi sonunda bayağı bir uğraş sonucu tamir ettik. Allah'a şükürler olsun. Bu parçamızın da son parçası çıktı. Bunu da şimdi buraya taktığımız zaman da işlem bitecek. Bir de numaralar kaldı. Allah'ım, ne bitmez bir işmiş ya. Bak kaç gün oldu ha. Şükürler olsun, sonunda makineyi devreye soktuk. Bunu da çalıştırdık. Güzelce her tarafını yaptık. İnşallah bir daha da bozulmak nasip olmasın buna. Şimdi geri kalan işlemleri bitirip saatimiz ha burada duruyor. Numaraları hala takılacak. Video uzadığı için şöyle yapıştırmayı videoya kaydetmiyorum. Tek tek yapıştırıyorum. Şöyle rakamları da taktıktan sonra görüyorsunuz. Son görüşü yapın. Bir de en son söylemiş olduğumuz gibi şöyle bir çerçeve taktık ona. Bu çerçeveyi de birazdan ona montaj edeceğiz. Şu çerçeveyi de böyle daha güzel gözüksün diye bir de çerçeve taktık. Burada kesikler var. Onları da kapatacak. Son hali hemen hemen bu şekilde bitiyor.
şekil A'da görülmüş olduğu gibi son rutuşlarımızda yapılmıştır. Evet, şekil budur. Şu altındaki şeyler de kapatılacak, hiç merak etmeyin. Güneş görmeyecek yani. Güzel olmuş mu? Nasıl oldu mu? Daha çerçevesi falan yeri meri derken bayağı uzun iş oldu ya bu. Bitmek bilmedi. Kaç gün oldu la? 3 gün oldu. 2 buçuk gün oldu neredeyse. Çok güzel bir şey. Ha, olmuş mu? Hı. Darsi. Harbi. Harbi mi? Hı. İyi, hadi bakalım. Ne yapıyorsun ya? Saat zamanı niye hızlandırıyorsun? Ha, 15 dakika gitti şimdi. Ne yapacağız? Allah'ım ya. Durduk yere 15 dakikamızı yedin ya. Yapma lan. Evet arkadaşlar, şükürler olsun sonunda saatimiz başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Acaba siz de beğendiniz mi? Şöyle bir yorumlara basın bakayım. Çok güzel oldu değil mi? Oldu deyin de o kadar uğraştım ha. Neredeyse 3 gün. Palamut TV 3 gün uğraşmış buna. Bir de şöyle detaylı bir çekim yapalım. Son olarak bu videoyu artık bitirelim. Ha, bir de bunun çerçevesi var. Çerçevesine koyacaklar. Bakalım çerçevesinde nasıl duracak. Onu videoya çekebilir miyim bilmiyorum ama eğer erkenden gider video tamamlanırsa çerçeveyi de koyabiliriz. Sonunda gösteririm onu da. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.